Herkese merhaba. Şimdi bu videoda bize açık ara en çok gelen soruya cevap vereceğim. Bu protein tozları, yağ yakıcılar ve diğer ürünler vücut geliştirmeye ve formda kalmaya gerçekten yardımcı oluyor mu? Ve bunların sağlığa herhangi bir zararı var mı? Şimdi spor salonuna gittiğiniz zaman belki siz de duymuşsunuzdur, orada ağırlık kaldıran kişiler derler ki protein tozu kullanmazsan sakın kesinlikle kas yapamazsın. Eve giderseniz anne babamız der ki aman oğlum kızım bunlardan uzak dur. Bak biz televizyonda haberler duyuyoruz. İnsanların sağlıkları bozuluyor bu yüzden. Paran da cebine kalsın. Peki genç ve fit bu konuda ne düşünüyor? Şimdi üçe ayıracağız biz. İlk önce steroidlerden bahsedeceğiz. Bunlar hormon, yapay hormon takviyesi yapmak vücuda. İkincisi yağ yakıcılar ve son olarak protein tozlarından bahsedeceğim. Şimdi bizim takip edenler bilirler. Bizim bir numaralı önceliğimiz her zaman sağlıklı yaşamdır. Ve üniversitelerde yapılan araştırmaları, bu konunun uzmanlarının yazdığı yazıları düzenli olarak takip etmekteyiz. Şimdi steroidler vücuda dediğimiz gibi kas oluşumunu engelleyen hormonların ekstra olarak alınmasıdır. Bu vücudun doğal çalışmasını değiştirir ve yapay olarak yapılan bu takviyelerde yan etkilerine beraber gelirler. O yüzden siz olun, bunlardan bizce uzak durun. Biz hiç kullanmadık, kimseye tavsiye etmiyoruz. Şimdi yağ yakıcılara bakarsak, böyle laboratuvar ortamlarında son derece sentetik ve yapay bir şekilde üretilen ürünlerden, doğal gıdalardan elde edilen ürünlere kadar geniş bir yelpaze karşımıza çıkıyor. Ve açıkçası bunların hangisi işe yarıyor, hangisi yaramıyor ve bunların yan etkileri uzun dönemde ne olur çok da bilinmiyor. Bizim ise tavsiyemiz, biz kendimiz bunları hiç kullanmadık ve etrafımızda bunları kullanmadan çok iyi sonuç alan pek çok insan gördük. O yüzden biz bunları da tavsiye etmiyoruz. Ve bundan çok çok daha önemlisi, eğer siz kilo vermeyi, forma girmeyi, böyle mucize ilaçlar arıyorsanız emin olun ki başarısızla ilerleyen yolda emin olunlarla ilerliyorsunuz. O yüzden bunları bırakın, düzenli egzersizinize ve sağlıklı beslenmenize konsantre olun. Peki, protein tozları. Dünyada sağlıkla ilgili ürünler arasında belki de en fazla araştırması yapılan, yazılan ürünler protein tozlarıdır. Şimdi, bir kere şunu bilin, protein tozları sihirli bir şekilde kas oluşturmaz. Siz oturduğunuz yerde televizyon izlerken böyle protein tozu alırsanız vücuda ondan güzelce yağ dönüştürülür, böyle şurada bir yerde depolanırlar. İkincisi de protein tozları gıda takviyeleridir. Adı üzerinde takviye, gıdaların yerini almamalıdır. Ancak siz gıdalardan yeteri miktarda protein almazsanız o zaman protein tozlarını takviye edebilirsiniz. Protein tozları öcü değildir, dışarıda pek çok şeyde anlattığı gibi. Ama bu demek değildir ki bütün protein tozları eşittir. Nasıl ki bir elma üreticisi tarım ilaçları koyarak üretebiliyorsa ve diğer uçlara organik üretim yapanlar varsa iyi protein tozları, sağlıklı protein tozları üreten de vardır. İçine kurşun, kadmiyum, arsenik gibi maddeleri fazlasıyla karıştıranlar da vardır. Şimdi bu bahsettiğim maddeler doğada da bulunur ancak bunun miktarı önemlidir. Eğer bizim videomuzun altındaki videonun detayları kısmına bakarsanız orada sizinle bir araştırma paylaşıyoruz. Değişik markaların karşılaştırıldığı. Oradan bakabilirsiniz hangilerinden daha sağlıksız ve sağlıklı olduğunu. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Dediğimiz gibi bir numaralı önceliğiniz sağlıklı yaşam olsun, düzenli ve sağlıklı beslenme olsun. Herkese iyi sporlar.